İnsanın algılarının yaşadığı zamanda toplum tarafından nasıl değiştirildiğini hiç düşündünüz mü? Üstelik antik tarihte bu sorunun çok da şaşırtıcı bir örneği mevcut. Babil'in asma bahçeleri. Tarihte var olduğu düşünülen fakat hiç kimsenin görmediği, bilmediği bahçeler hayal edin. Antik dünyanın 7 harikasından biri sayılan bu bahçeler tarihçiler arasında varlığı tartışılan bir harikadır. Gelin hep birlikte tarihin gizemli sayfalarına küçük bir yolculuk yapalım. Babil'in en büyük kralı 2. Nebukadnezar tarafından inşa ettirildiği söylenen Babil'in asma bahçeleri yeni Babil İmparatorluğu'nun başkentinde bulunan efsanevi bahçelerdir. İçerisinde teraslı bahçelerin, çeşitli bitki türlerinin var olduğu söylenen bu bahçelerin günümüz teknolojisiyle yapılması mümkün değildir. M.Ö. 225 yılında Yunan mühendis Philo görülmesi gereken 7 şey listesi hazırladı. Bu liste antik dünyanın 7 harikasından oluşuyordu. Yani Gize piramidi, Olympus'taki Zeus heykeli, Efes'teki Artemis tapınağı, Rodos heykeli, İskenderiye feneri, Halikarnas mozolesi ve hepsinden daha gizemli olan Babil'in asma bahçeleri. Philo'nun listesi birçok kez yeniden gözden geçirildi ve düzeltildi. Bunun sonucunda bazı eserler eklendi ya da zamanın zevkleri değiştiği için çıkartıldı. Fakat Philo'nun 7 harikası boyutları ve mühendislik becerileriyle klasik dönemde herkesi şaşkına çeviren yapıtlar olarak kabul edildi. Bunlardan sadece Gize'deki piramit bütün ve düzgün şekilde günümüze ulaştı. Diğer 5 eserin harabe haline gelmesi ya da çok olmamasına rağmen ya da yok olmamasına rağmen bir zamanın büyüleyici eserleri olduklarını söylemek mümkün. Yani diğer 5 eserin söylenti ya da efsane ürün olmadıklarını kanıtlayan yeterli doküman ve arkeolojik kanıt var. Peki Babil'in asma bahçelerine geldiğimizde, Babil'in asma bahçeleri Philo'nun listesindeki büyük gizem olarak varlığını sürdürüyor. Günümüzde bu bahçeleri kalıntılarına ya da var olduğunu kanıtlayacak herhangi bir ize ipucuna rastlanmadı. Babil'in kaynaklarında bu bahçelere işaret eden hiçbir belge keşfedilmedi. Mezopotamya çalışmalarında bahçelerin izini sürmek en cezbedici araştırma konularından biri olarak yer alıyor. Arkeologlar bu bahçelerin Babil'de nerede olabileceği ya da o bahçelerin neye benzediğini çözmeye çalışıyorlar. Özellikle asma sözcüğünün ne anlama geldiğini, nasıl sulandığını, sistemin nasıl işlediğini, yani aslında var olup olmadığını tartışıyorlar. Bu konuyla ilgili araştırmaların ve arkeolojik kazıların hala devam etmekte olduğunu belirtebiliriz. Bu bahçeleri ele alan kaynakları hızlı bir şekilde baktığımızda ise bahçelerin Strabo, Diodorus, Coenus gibi eski Yunan ve Roma şairleri tarafından egzotik doğu bahçeleri olarak tasvir edildiğini ve birçok çizimin yapıldığını görüyoruz. Evet, belki de şairlerin nitelendirdiği bahçelere baktığımızda bizde de Babil'in asma bahçelerinin var olduğunu düşünebiliriz. Sonuçta insanlar neden böyle bir efsane ya da söylenti oluşturma gereği duysun ki diye bir soru sorabiliriz kendi kendimize. Gelin hep birlikte Babil'in asma bahçelerinin nitelendirildiği birkaç kaynağa birlikte göz atalım. Aslında eski edebi eserlerde Babil'in asma bahçeleri ilk olarak Babilli rahip Berassus tarafından tanımlanmıştır. Tarihçi Josephus ise bahçeleri tanımlarken Berassus'un eserlerinden alıntı yapmıştır. Günümüzde Berassus, krala ve asma bahçelerinin yapısına inanan ilk yazar olarak belirtilmiştir. Bu yeri yüksek duvarlarla, sütunlarla destekleyerek inşa etti. Cennetin bahçesi olarak anılan bu yeri kısa ağaçlarla doldurdu. Tam anlamıyla dağlık bir manzara haline getirdi. İşte bu nitelemeler Berassus'un eserindeki bahçeleri nitelendirdiği kısımdan alınmıştır. Aynı zamanda M.Ö. 250 civarında Bizantiyumlu Philo'nun asma bahçeleri, bitkilerin yerden yüksekte yetiştirildiği ve ağaçların köklerinin topraktan ziyade bir üst terasa gömülü olduğu bahçe şeklinde tanımladığı bilinir. Yunan coğrafyacı Strabo ise Fırat'ın kıyısındaki bahçelerin yerini ve bahçeleri sulamak için nehirden su çeken karmaşık bir vida sistemini ve makinesini kullandığı tanımlanmış. Betimlemelere baktığımızda aslında bir cennet bahçesini andıran betimlemelerle karşılaşıyoruz ve
hepimiz o bahçelerin gerçekten harika bir bahçe olduğunu düşünüyoruz. Peki size bu bahçelerin milattan önce 4. yüzyılda birçok kaynakta sanki hala varlarmış gibi betimlendiğini söylesem? Evet, bu eserler tam da Nebukadnezar'ın döneminden yüzyıllar sonra yazıldığını söylemeliyiz. Ve yazarların neredeyse hepsi Babil'i hiç ziyaret etmemiştir. Ayrıca bu yazarların bahçecilik ya da mühendislik hakkında herhangi bir bilgileri de yok. Kulağa ne kadar ilginç geliyor değil mi? İşin aslı, ilginç yanı ise efsaneyi bir şekilde var olan bu yapının antik dünyanın 7 harikası olarak seçilmesidir. Belki de tarihte bir rahibin kralına hayranlıktan dolayı ortaya attığı hayali bahçe bugünün 7 harikalarından biri olarak anılmaktadır. Ve üstüne üstelik Babil'in asma bahçeleri tanıdık Yunan eserlerine göre daha gizemli olmaları nedeniyle listedeki en büyüleyici eser haline gelmiştir. İşte bu durum aslında videonun başında sorduğumuz soruyu bizlere yeniden götürmektedir. İnsanın algıları toplumun ona dayattığı yargılar tarafından oluşturulabilir mi? Bu soruyla insan algılarındaki sosyolojik ve psikolojik kapıları hafifçe aralayabilirsiniz. Tarihte belki de hiç var olmayan bir bahçeyi harika olarak nitelendiren insan psikolojisinin nasıl bir şey olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? İnsana dayatılan güzel, harika, iyi, düzgün diye nitelendirilen bu kalıplar aslında zamanın ve toplumun getirdiği yargılar da olabilir. Bu yargılar, dayatmalar insanın bilmediği bir şeyi harika olarak nitelendirmesine neden oluyor. Hepimiz bir yapıya, bir kişiye, bir hayvana, bir çiçeğe bakarken aslında bizde var olan algılara göre bir değerlendirme yapıyoruz. Yüzyıllar önce belki de bir kişinin ortaya attığı bir efsane harika bir yapı olarak anlatıldığı için onu görmeyenleri bile etkisi altına alabiliyor. İşte Babil'in asma bahçelerinin var olup olmama tartışmasını dikkate almadan onu antik dünyanın 7 harikası olarak kabul etmek aslında onu görmeden nitelendiren, onu güzellemesini yapan şairlerle bizi bir noktada birleştiriyor. Şimdi size soruyorum. İnsanlar görmeseler, bilmeseler bile hayal dünyalarında güzel olarak nitelendirdikleri her şeyi yüceltme eğiliminde olabilir mi? Ya da görmediği, bilmediği bir yapıyı toplumun etkisiyle harika olarak nitelendiren insan daha neler yapar?